Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video dersimizle beraberiz. Bu dersimizin konusu şu an ekranda da görmüş olduğunuz gibi Autodesk'in sertifikalı sürücüleri arkadaşlar. Bu dersi hazırlamamdaki amaç şu arkadaşlar. Birçok kullanıcı özellikle AutoCAD ve 3D Max kullanırken ekran çözünürlüklerinin ve doğru ekran kartı seçimleri yapılmadığı için birçok problemle karşılaşıyorlar. Uygun sürücü bulamıyorlar ve AutoCAD ve 3D Max ekran kartını doğru tanımadığı için doğru bir sonuç ve çalışma şekli elde edemiyorlar. Şimdi bundaki amacımız şu arkadaşlar, hem desteklenen ekran kartlarını hem en güncel ekran kartı sürücülerini nasıl bulabileceğiniz, programınıza göre çıkmış olan en iyi sürücüleri nasıl bulabilirsiniz, güncel olanları ve nasıl kurabilirsiniz. Kısaca size bundan bahsedeceğim. Bunun size ne gibi faydası olur? Şöyle faydalı olur arkadaşlar, özellikle GPU ya da CUDA gibi özellikleri olan ekran kartlarınızla 3D Max'te çalışırken özellikle GPU renderinglerde bayağı bir etkisini göreceksiniz. Sahnenizdeki birçok işlemi render etmeden görebileceksiniz, aynı render yapılmış gibi tüm özellikleriyle görebileceksiniz arkadaşlar. Bu driverlar sizin ekran kartınızdan ve programlarımızdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlıyor. İsterseniz kısaca başlayalım ve hemen size bahsedeyim neler olduğunu. Şimdi arkadaşlar, adresimiz usa.autodesk.com. Bu adres satırından arkadaşlar direkt girebilirsiniz veya bu adresi tutamazsanız Google arama motorunda arkadaşlar Autodesk sertifika hardware diye aratırsanız direkt sizi bu siteye yönlendirecektir. Şimdi bu kısımdan başladım arkadaşlar, size hemen bu kısmı anlatayım. Şimdi arkadaşlar, burada sistem hardware ve grafik hardware olarak iki seçenek var. Bunlardan siz hangisini istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Mesela ekran kartı için istiyorsunuz arkadaşlar, burada AutoCAD, AutoCAD for Mac, 3D Max var. Mesela 3D Max'i seçiyoruz. Hangi versiyonu istediğinizi size soruyor. 2012'den 2016'ya kadar destekleniyor. 2016'yı seçelim. Veya Dazing Suite de seçebilirsiniz. Buradaki programları kullanmıyorsanız burada Dazing Suite'lerden birisini seçebilirsiniz. Dazing Suite'lerden birisini seçtiğiniz zaman versiyonunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Ona göre bir yapılandırma driver seçenekleri sunuyor. Buradan işletim sistemini seçiyorsunuz. Windows 7 64 bit ve Windows 8 64 bit seçenekleri mevcut. Grafik üreticisine geliyorsunuz arkadaşlar. AMD, Intel ve Nvidia seçeneklerimiz var. Bu şekilde seçtikten sonra arkadaşlar, mesela sizin ekran kartınız Nvidia'dır, seçiyorsunuz. Sonrasında sonuçları neye göre görmek istiyorsun gibi bir seçenek var. Burada sadece sertifikalı driverları arama sonuçları çıktısında görebilirsiniz ya da önerilenleri görebilirsiniz veya bana hepsini de göster diyebilirsiniz. Sonrasında Find butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar ve sizin karşınıza Nvidia'ya ait olan ekran kartlarının hepsinin sertifikalı sürücülerini çıkartıyor. Şimdi burada dikkat çeken bazı özellikler var arkadaşlar. Buradaki yıldız ve bir kalkan işareti görüyorsunuz. Bu önerilen driver'dır. Bu da sertifikalı driver'dır. Nvidia'nın Quadro tipi ekran kartlarının hepsi sertifikalı ve önerilen ekran kartı driver'lar arasında yer alıyor. Alt taraftaki GeForce GTX serilerindeki ekran kartları zaten şu şekilde arkadaşlar. Başında Nvidia olması size aldatmasın. GeForce ekran kartları Nvidia'ya ait değil.
Nvidia sadece satışını yaptığı için başında Nvidia ismi geçiyor. Nvidia'nın kendisine ait olan ekran kartları Quadro'dur. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 2014 sürümü için Windows 8 64 bit üretici Nvidia. Biz buradan mesela 2016'yı seçelim arkadaşlar. İşletim sistemimiz otomatik olarak 8.1 64 bit olarak çıkıyor. Yine Nvidia olarak seçelim. Ve bul diyelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu sefer 2016 versiyonu 8.1 64 bit Nvidia üretici olarak size şu anda en güncel ekran kartı sürücülerinizi Workstation, Mobile ve Consumer olarak karşınıza çıkarttırıyor. Bu driverları daha doğrusu kurduktan sonra bilgisayarınıza 3D Max programınız artık ekran kartını sorunsuz bir şekilde tanıyacak ve ekran kartınızdan en iyi şekilde faydalanmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Tabii bu ekran kartları 3D Max için üretilmiş olan ekran kartlarıdır arkadaşlar. Siz ekran kartınızı sisteminize tanıtmak için üreticinin kendi sitesinden olan driver'ı indirmenizde fayda var. Sonrasında mesela sistem hardware diyelim arkadaşlar. Yine 3D Max seçelim. 2016 sürümü 8.64 bit. Bu sefer de arkadaşlar üretici olarak Dell, HP, Lenovo seçenekleri çıkıyor. Burada da demin bahsetmiş olduğum gibi sistem ekipmanları için driver istiyorsanız sadece bu 3 üreticinin çıkartmış olduğu ekran kartı sürücülerinden faydalanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela Dell'i seçtiğimizde bul dediğimizde arkadaşlar burada laptoplar için ve masaüstü bilgisayarlar için ekran kartı driverları mevcut. Şimdi aynı şeyi tabii buradaki aynı arama mantığını AutoCAD içinde kullanabiliyorsunuz. Sonrasında aşağıda Maya, LT, Moodbox, Revit, Showcase, Smoke, Soft Image gibi programlarımız içinde ekran kartı driverları ve sistem driverlarını aratıp bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada ayrıca AutoCAD Hardware Advisor var arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman bize hardware.autodesk.com sitesine yönlendiriyor. Bu sitede arkadaşlar AutoCAD için üretilmiş olan, sadece AutoCAD kullanımı için üretilmiş olan ve tüm ekipmanı AutoCAD'e göre hazırlanarak satışa sunulmuş olan bilgisayarlar vardır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi LT için bir bilgisayar seçeneği var. 1000 dolar. Bir yıllık AutoCAD LT lisansı artı edelim Workstation bir bilgisayarına 1000 dolara sahip olabiliyorsunuz. Direkt AutoCAD'in tam sürümü için bir seçenek isterseniz arkadaşlar burada desktop mobile yani laptop seçeneği var. Buradan arkadaşlar neler istediğinizi belirtebiliyorsunuz. İşte design, işte vizilasyon seçiyorsunuz, desktop diyorsunuz ve size yapmış olduğunuz seçimlere göre en uygun 3 adet bilgisayarı çıkartıyor arkadaşlar ve AutoDesk sertifikalı bilgisayarlarımızdır bunlar. Sonrasında siz mobile'da dersiniz arkadaşlar hemen buradan masaüstü kullanımınız için olan 3 tane üreticinin bilgisayarları arkadaşlar Dell, Lenovo ve HP. Lenovo zaten IBM'in bir markasıdır. Bilgisayar özelliklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Önerilen bilgisayar olarak üzerinde işlemcisi Intel Core i7 4810 MQ işlemcisi var. Nvidia Quad'a 3104 4 GB paylaşımsız DDR memorili bir ekran kartımız var. 16 GB DDR3 RAM ve hard drive olarak 1 TB hibrit SATA 3 ve 8 GB da SSD hard diskten beraber sizin kullanımınızı sunuluyor. Siz direkt LT için isterseniz arkadaşlar buradan tıklıyorsunuz ve sizi Dell'in Autodesk için açmış olduğu sayfası satış sayfasına yönlendiriyor. Bu alışverişi siz
Türkiye üzerinden de yaparak satın alabilirsiniz. Tabi burada donanımları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan işletim sistemine geliyorsunuz. Buradan istediğiniz AutoCAD sürümünü seçiyorsunuz. 8.1 olarak işletim sistemini değiştiriyorsunuz. İstediğiniz AutoCAD versiyonu. Adobe'nin bir yıllık bulut servisini alıyorsunuz. İçinde Photoshop, Flash, After Effects gibi programlar mevcut. Sonrasında Windows 8 lisansı satın alıyorsunuz arkadaşlar. Burada ekstra özellik ekleyebiliyorsunuz. İşlemcinizi 4. jenerasyon olarak değiştirebilip veya da Xeon işlemcilerde nasıl arzu ederseniz o şekilde seçip donanımınızı oluşturabiliyorsunuz. Standart bir donanımda arkadaşlar 955 dolarlık gibi bir fiyatı var. 4 lira 6 günlük de bir iş günü karga süresi var. Tabii ki bu karga süresi arkadaşlar Amerika için geçerli olan buraya gönderimi birazcık daha uzun sürebilir ama yani Türkiye piyasasında bulamayacağınız bir workstation'a sahip olabilirsiniz. Donanımınızı kendiniz belirliyorsunuz. Yani toplam olarak yaparım diyen arkadaşlar da olabilir. Onun için de bir şey diyemeyeceğim. Ama dediğim gibi sertifikalı bir bilgisayara sahip olabiliyorsunuz. Donanımların işlemcisinden RAM'ine kadar hepsini siz kendiniz belirliyorsunuz arkadaşlar. Evet, dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizin için iyi bir ders olmuştur. Ekran kartı driverlarınızı ve bir AutoCAD bilgisayarı almak istiyorsanız bu linki de kullanabilirsiniz. Autodesk'in önermiş olduğu bir bilgisayardır. Tabii ki donanımları yükselterek Max için de bu bilgisayarı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.